Şimdi sizlere arzı kıt varlıkların başlarında gelen Bitcoin'in öneminden bahsedeceğim. Yıl 2016'yı gösterdiğinde ABD'de şöyle bir evin fiyatı yaklaşık 288 bin dolardı. Ve bu 288 bin doların o günkü karşılığı 664 Bitcoin ediyordu. Yani 2016'da 664 Bitcoin'e bir ev alabiliyordunuz. Seneler geçti ve tarihler 2020'ye geldi. 2020 yılında bu evin enflasyonla beraber fiyatı yaklaşık 328 bin dolar oldu ve bu 328 bin doların bitcoin karşılığı 2020'de 45 bitcoin oldu. Yani 45 bitcoin'e şöyle bir evi 2020 yılında satın alabiliyorduk. Seneler geçti 4 yıl sonra. ABD'deki bu evin fiyatı yaklaşık 434 bin dolara geldi ve bu 434 bin doların bitcoin karşılığı yaklaşık 6.6 bitcoin oldu. Yani tekrar etmiş olalım 6.6 Bitcoin'e 2024 yılında şöyle bir ev satın alabiliyordunuz. Şimdi bunu göstermemdeki sebep kıt varlıkların fiyat para birimleri karşısında seneler geçtikçe mutlak surette değer kazanması yönünde. Elbette bu Arzı kıt varlıklara insanların talepleri de olacak. Burası herkese kabul edilen bir şey zaten. Buradan ne çıkarımda bulunabiliriz? Fiyat para birimlerinin önümüzdeki yıllarda da enflasyon karşısında param parça olarak bir ev olabilir, altın olabilir veya Bitcoin olabilir. Bunların karşısında sürekli halde değer kaybedeceğini gözlemleyeceğiz. Bu da bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Bitcoin yatırımcıları olarak Bitcoin doların karşısında, euronun karşısında veya benzeri fiyat para birimleri karşısında bundan 4 yıl sonra belki de çok daha farklı senaryolar içerisinde olacak. Elbette değerlenecek ama ne kadar fazla değerlenecek işte burası muamma. Bu güzel hatırlatmayı yaparak videomuza devam edelim. Şimdi biliyorsunuz siyasi iklim özellikle ABD tarafında gün geçtikçe farklılaşıyor oy senaryolarına baktığınız zaman Kasım'da yapılacak seçimde bir hafta Kamala Harris öne geçerken diğer hafta Donald Trump öne geçebiliyor. Önceki gün Donald Trump ve Elon Musk'la birlikte yapılan miting sonrasında anketlere bakıldığında yine Donald Trump'ın %51 ile ön plana geçtiğini seçimde şu an favori aday olarak gözüktüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Elbette burada Elon Musk'ın oldukça fazla etkisi bulunuyor. Şimdi biz siyasi ortamı çok fazla elbette değerlendirmiyoruz. Fakat kriptolara, Bitcoin'e veya bizim yatırım yapmış olduğumuz diğer ürünlere karşı bu durumun etkileri olacağı için, hem de ciddi etkileri olacağı için incelememiz gereken bir konu. Biliyorsunuz, eğer Donald Trump seçilirse kriptolarla ilgili ve diğer birçok konuyla ilgili danışman olarak Elon Musk'a görev vereceği söyleniyor. Bununla beraber yeni yeni söylentiler ortaya çıkmaya başladı ve yine Donald Trump seçilirse eğer SEC başkanı olarak biliyorsunuz şu an geri Gensler var. Gary Gensler'ı şutlayacak. Akabinde de Robin Hood'da çalışan hukuk sorumlularından bir tanesini SEC'nin başına başkan olarak getireceği söyleniyor. Şimdi genel toplama baktığınız zaman kriptolara bu kadronun nasıl yansıyacağını aslında daha iyi anlayabiliyoruz. SEC başına kripto yanlısı Robinhood'dan bahsediyoruz. Bir kişi geçtiği zaman ne olabilir? Bunun değerlendirmesini yaparız. Yine ABD Hazine Bakanı olarak bir düşüncesi vardı Donald Trump'ın. Bu da şu an BlackRock CEO'su olan Larry Fink arkadaşlar. Larry Fink de Artık kripto yanlısı Bitcoin'i ve özellikle gerçek dünya varlıklarını oldukça fazla öven bir isim ve buna bağlı olarak kriptolar tarafına oldukça faydalı olabilecek bir hazine bakanı olabilir eğer Donald Trump seçilirse. Bu isimlere genel olarak topladığımızda Donald Trump önderliğinde gerçekten ciddi bir Kripto yanlısı hükümetin bizlere doğru geliyor oluşu söz konusu arkadaşlar. Yani sizi bilmem fakat açıkçası bu konuda ben heyecanlıyım. Elbette merkezi otoritelere bir şekilde bağlanmak kripto yanlısı veya Bitcoin felsefesini anlayan kişiler için tuhaf durabilir. Ben merkezi otoritelerin Bitcoin ve diğer bağımsız kripto paraları, blockchain'e bağlı kripto paraları çok fazla teknik olarak etkileyebileceğini düşünmüyorum. Orası ayrı bir mevzu. Fakat ekosistemin gelişebilmesi açısından bu tarz merkezi yapılarında ön plana çıkarılıyor oluşu gayet önemli. Yani nasıl geliyorlarsa gelsinler. Yeter ki bir şekilde gelsinler arkadaşlar. Benim fikirlerim bu yönde. Bunların dışında önemli bir haftaya girdik. Bunu da söylemek isterim. Perşembe günü ABD'de enflasyon verileri gelecek ve enflasyonda ufak tefek çıtırtılar olduğunu söylemek isterim. İşsizlik verilerinden vesaire böyle kaynaklı enflasyonun acaba beklenenden ufak bir yüksek gelme durumu olabilir mi senaryoları piyasalarda şu an söz konusu. Fakat perşembe günü bu geldiği zaman hep beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Duruma bağlı olarak da Bitcoin'de ve diğer piyasalarda Kripto paralarda da aynı şekilde yeni değerlendirmeleri yapacağız. Grafik analizlerine geçtiğimiz zaman kripto toplam piyasa değeri bir destek aldı aşağıda şöyle bir kendisine trend oluşturdu yaklaşık 2 trilyon dolar bantlarından bir haftadır buradan seyrediyordu ve yukarıda bulunan direnç bölgesini tekrardan kırdık 2.15 trilyon dolar bantları bugün bunun üzerinde kapatırsak tekrardan üst trend bölgesi olan yani şu seviyenin üst direnç bölgesi olan seviyeye geleceğiz o da 2.25 trilyon dolar bantlarını bizlere gösteriyor fakat burayı bir alan olarak incelersek önemli olan kısmın burası olduğunu söyleyebiliriz. Yani ortalama 2.30 trilyon dolar bantlarının üzerine Bitcoin bir şekilde çıkmalı. Bitcoin diyorum, kripto toplam piyasa değeri arkadaşlar. Elbette burada en büyük payı Bitcoin alıyor. Zira dominasyon yükseliyor. Yani kripto piyasasında şöyle geriden itibaren bir baktığınızda yükselen en çok yükselen ne var diye sorarsanız elbette Bitcoin'in dominans grafiği yani Bitcoin'in kripto marketindeki hakimiyet değeri olarak söyleyebiliriz ki bu gayet beklenen bir durum ve olası bir kripto boğasında isteyebileceğimiz bir durum ne kadar güçlü Bitcoin o kadar güçlü altcoinler ilerleyen dönemlerde bunu çok daha iyi idrak edeceğiz arkadaşlar. Altcoinlerin dominasyon grafiğine geldiğimizde esasen burada da yükseliş trendinde olan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Altcoinlerin özellikle bazı altcoinler önderliğinde yukarıya doğru gidişat Devam edecek arkadaşlar. Şu anki görüntüler bu şekilde dominasyondan bahsediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Zira bazı alt de geri çekilmeler görebiliyoruz. Ama artık piyasalarında yavaş yavaş toparlanma sinyalleri verdiğini söylememiz gerekiyor. Burada piyasaları bozabilecek unsur ABD'den gelecek enflasyon verisi olacak. Sonrasında biliyorsunuz hem Kasım ayında hem de Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın iki adet daha faiz indirimleri söz konusu olacak ve burada şu an 25 25 toplamda 50 bazlık 2 ayda faiz indirim senaryosu var. Enflasyonun gelecek rakamlarına bağlı olarak işte bu faiz verilerinde değişiklikler olabilir. Bu da kripto piyasası başta olmak üzere diğer piyasaları etkileyecek en önemli konulardan bir tanesi. O yüzden o tarafı da bir kenara not etmiş olmamız lazım. Tether dominasyonunu da göstermek istiyorum. Zira trendler gayet makul bir şekilde çalışıyor. Bakın yükselen trend destek bölgesinden sektik. Burayı özellikle zamanında vurgulamıştım ve tekrar yukarıya gittik. Bu yukarıya gidişten sonra tepeden aşağı gelen bir trend bölgesinde düşen trend bölgesinde bu kanalın içerisinde direnç oluşturdu. Kendisini ve akabinde tekrar aşağı doğru geldi. Bu desteğe yaklaştığında yani yaklaşık 5.30 seviyelerinde tekrar dikkatli olalım. Buranın kırılımı gerçekleşirse altcoin'ler başta olmak üzere Bitcoin'de de ciddi yükselişler gelebilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi Bitcoin'e döndüğümüzde size bir alandan bahsetmiştim. 61 bin dolar seviyeleri dönüş bölgesi olabilir demiştik ve bu bölgeden gerçekten Bitcoin alıcılar buldu kendisine ve tekrardan kafasını yukarıya doğru kaldırmış vaziyetteyiz. Zaten total market grafiğine benzer destekleri açar kendisinde söz konusu. Zira marketi süpüren bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. Dominasyon bazı olarak ve şu an iki tane trendi takip edeceğiz. Birinci trendimiz şu dipten oluşan yukarıya başlayan dalga arkadaşlar ve bunun şu anki bugün olan direnç bölgesi 66.000 dolar seviyeleri 66.000'in üzerinde bir dirençte 68 yani 66 ile 68.000 dolar aralığında Bitcoin bir direnç yiyebilir. Eğer bu bölgeyi sert bir break ile geçebilirsek Bitcoin'de tekrardan ciddi yükseliş trendleri beklenebilir. Zira Ta bu aşağıda 2024 Mart ayından gelen düşüş trendinin sonuna geldiğimizi teknik olarak söyleyebileceğiz bu kırılımlardan sonra. Ethereum grafiğinde özellikle MACD indikatöründe şu an itibariyle kırmızılar yanıyor fakat yavaş yavaş da solmaya başladık. Ethereum'da da şöyle iyi bir trend oluşumu söz konusu buraları takip ediyor olacağız arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde özellikle Ethereum'da şu bölgenin bir destek sinyali verdiğini söylemek isterim. Nereden bahsediyoruz? Tam olarak şu alan bakınız. Olur da geriye doğru bir çekilme olursa ortalama 2380 dolar seviyeleri destek olacak ve şu an bulunmuş olduğu bölgede 2550 dolar seviyeleri kısa da direnç. 2550 geçebilirsek de yukarıda ortalama 2800 dolar seviyeleri ana direnç bölgemiz olacak. Bu bölgeler gayet önemli bölgeler ve burada bir simetrik üçgen formasyonu oluşturma ihtimalinden de bahsedebiliriz. İlerleyen günlerde arkadaşlar Ethereum'da bakınız, dipler, tepeler ve burada simetrik üçgenin kırılımından sonra momentum yükselebilir Ethereum'da takipte olacağımızı söyleyebilirim. Evet hareketli bir haftaya girdik. Akabinde hareketli bir aya doğru ilerliyoruz. Kasım ayı itibariyle ABD seçimlerinin gelmesi piyasalarda çok enteresan günleri akabinde yine dediğimiz gibi getirecek arkadaşlar. Faiz indirimleri yavaş yavaş hızlanacak. 2025 yılına girdiğimizde ve faizden daha önemlisi parasal genişlemeye gideceğiz. Yani ABD Merkez Bankası para basmaya habire para basmaya başlayacak ve bu da piyasalarda doların bollaşmasını sağlayacak. Yani yatırım yapabiliteyi daha da fazla arttıracak. Riskli piyasalara daha fazla paralar girecek. İşin teknik kısmı bizlere bunu söylüyor. Uzun zamandır da beklentilerimiz zaten bu yönde biliyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu tarz yükseliş dönemlerine güzel bir şekilde hazırlanabiliyorsunuzdur ve videolarımız da sizlere faydalı olabiliyordur. Elbette burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi içermemektedir ve şunu da tekraren uyarı niteliğinde söylemek isterim. Kimsenin göstermiş olduğu, herhangi birinin bahsetmiş olduğu kripto parayı veya herhangi bir şeyi araştırma yapmadan sadece o söyledi diye satın almamalısınız. Bu yatırım hayatında yapabileceğiniz en kötü kararlardan bir tanesi olur. Her zaman eğitim odaklı olup kendinizi daha fazla geliştirme odaklı olup yapacaksanız da hatayı kendi başınıza yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.